Arkadaşlar hepinize merhaba. Videoma hoş geldiniz. Şu an gördüğünüz gibi kuşlarımız yemek yemekle meşguller. Onlara mama yapmıştım. Size bir çok sorulan bir şeyden bahsetmek istiyorum. Bunu bir video haline getirmek istedim. Herkese ayrı ayrı cevaplamak yerine. Kafeslerimi nereden aldım ve kafeslerimden memnun muyum? Aşağı yukarı arkadaşlar bir seneden fazla oldu ben bu kafeslere geçeli. Geçen yaz geçmiştim. Yani 2018'in yazında, 2019 değil. 2018'in yazından beri şu an tarihler 2019 Ekim'i gösteriyor. Bir seneden çok daha fazla olmuş. Memnun muyum değil miyim bundan bahsedeceğim. Nelerinden memnunum, nelerinden değilim. Öncelikle arkadaşlar memnun olduğum yanlarından bahsedeyim. Memnun olduğum yanları, temizliği çok kolay arkadaşlar. Şöyle bir tepsi sayesinde, şu tepsi çıkmasın diye böyle bir aparat düşünmüşler. Böyle çekseniz de gelmiyor, bakın şu an gelmiyor, kafes oynuyor. Tepsi sayesinde gayet güzel, rahat temizleniyor. Sonra akıllı yemlik ve benzeri ürünler çok rahat ve güzel bir şekilde oturuyor arkadaşlar. Ben hiç oturmayan görmedim. Kafes telleri çok kalın. Bakın ben şöyle yamulttuğum yerler oldu. Ona rağmen kırılmadı, hiçbir sıkıntı yaşamadım. Sonra arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi bunlar birbirinin üstüne geçmedi. Şu şekilde aralarında şeyler var. Üstüne geçtiği halde birbirinin, hani düşünüyorsunuz bazen o kadar kafes yuvalık vesaire, ben kaldıramıyorum yani. Ona rağmen kafes en alttakinde bir ezilme büzülme hiçbir şey yok. Çok sağlam gerçekten, hani bazen beni taşır diye düşünüyorum. Hani kafes genel olarak çok sağlam. Kullanımı kolay, temizliği. Ama şöyle bir dezavantajı var. PVC'ye göre, PVC'den geçtiğim için söylüyorum. Evde biraz etrafı batırıyor. Tül sıkıntısı var. Tül olarak büyük bir sıkıntı tabii o. Ve benim için en büyük sıkıntı arkadaşlar, ben bunları aldığımda telsizdi. Şu alttaki ızgaradan bahsediyorum. Izgarası arkadaşlar kayıp duruyor. Ben bunları sonradan ızgarasını aldım. Şimdi hayvanlar mama yiyor, etrafa döküyorlar. Şimdi ben onu, mamaları toplayacağım mesela, atıyorum birkaç saat sonra. O mamalar yere dökülecek. Ama ızgara kayınca arkadaşlar o mamaları yiyebiliyorlar tekrar yerden alıp. Bu da ciddi bir sorun teşkil ediyor hayvanlar için. Buna bir çözüm bulmaya çalışacağız yakında. Kafesleri bu arada çakmak kafesten aldım. Ankara'nın en güzel kafesçisi benim fikrimce. Bu kafesimi de oradan aldım. Zaten kendileriyle bütünleşmiş şöyle bir nazar boncuğu figürleri var arkadaşlar. Her kafeslerinde görebilirsiniz bunu. Bakın buradaki büyük salma kafesimizi de oradan aldım. Bunda mesela o tel sıkıntısı yok. Çünkü bu aldığımda telliydi. Kendi yap. Hani öyle modeli varmış. Ben alırken ona dikkat etmedim. Daha doğrusu şu kafesin altta tutan telini, yani şu teli o zannettim. O ızgara zannettim. Kapalı haldeydi çünkü bunlar. Kafeslerimden genel olarak memnunum arkadaşlar. Onu sorarsanız. Hijyen açısından falan kafesin içinde bit pire gibi olaylar yaşamadım. Zaten nerede olacak ki? Yani o da mantıksız. Hani anca yuvalıklarda olur, tüneklerde olur. Başka da bir yerde olmaz arkadaşlar. Hijyen açısından güzel. Sadece evi biraz batırıyor. Onun dışında hiçbir sıkıntısı yok. Önerir miyim? Kesinlikle öneririm. Akıllı yemlik kapılısı var işte. Tüm her şey tamamen rahat bir şekilde oturuyor arkadaşlar. Bir sıkıntısı yok. Şöyle bu modelden alırsanız burada normal bir kapısı var. Belki servis kapıları birazcık daha büyük olsa daha güzel olurdu. Ama bir bildikleri vardır illaki. Kesinlikle öneririm yani. Çok sağlam kafesler. Hani şu bükmeye dayanan kafes de yani zor bulursunuz arkadaşlar. Ama dediğim gibi yakında o tellerle alttaki ızgaralar bazen ciddi problemler oluşturuyor benim için. Onlarla ilgili bir çözüm bulmaya çalışacağım. Çünkü bazen can sıkıcı olabiliyor. Ve bu kafesin en iyi yanı arkadaşlar, şöyle gördüğünüz gibi üst üste geçilebiliyor. Bu salmadan da alsanız, bunlardan da alsanız, aynı kafesten birkaç tane alınca mesela ileride ben azaltmak istedim veya arttırmak istedim, bir üste bir tane daha koyabilirim. Hoş nasıl yetişecekse boyun. Böyle böyle gider yani. Bunun bir üstü alt limiti yok. Kafes taşıyor yani o. Onda bir soru işareti olmasın. Ancak şey olabilir belki sıkıntı. Bunları duvara sabitlemezseniz yuvalıkların ağırlığından dolayı bakın gittikçe o tarafa doğru yanaşmaya başlıyor. Öyle bir sıkıntı yaşarsınız. Ona da çözümü çok zor değil yani.
kafesler acaba taşır mı falan diye korkunuz olmasın. Bunu söylemek istedim. Eğer alacak arkadaşlar varsa hani ben öneririm. Kullandım. Çok kafes kullandım. Çift tane sarmalar kullandım internetteki. Onun ter kalitesiyle bu kesinlikle bir değil. Bunu elimle yamultamam ama onu hani emin olun şu hareketi yaptığım ama bu değmişti birbirine. Bunu penseyle büküyorum genelde. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videoma like atarsanız da çok sevinirim arkadaşlar. Umarım siz de sorularınızı bir miktar gidermiş oldum. Hani iyi yanlara böyle, kötü yanlara böyle. Bu arada bunlar suda paslanmıyor. Onu da son kez söyleyeyim unutmadan. Memnunum genel olarak. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.